Herkese yeni bir videona merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün normal bir vlog açtım. Hemen evdeyiz. Cuma bugün. En sevdiğim günlerden bir tanesi, haftanın son günü. Çok az işim var. Onları halledeceğim bilgisayarda. Dedim ki tam zamanı bir vlog çekmek için. Ben böyle günlük vlogları çekmeyi sevdiğimi biliyorsunuz. Beni takip edenler, takip etmeyenler, yeni katılanlar da bilgilendirelim. Çok seviyorum normal günlük bir vlog çekmeye. Bugün ne yapacağız? Kısa bir özet geçeyim. Gördüğünüz üzere kahvemi içtim. Her zaman yaptığım gibi. İşte evi süpürdüm, sildim. Hemen bunu neden yaptın Nermin diyenlere olacak. Biz iki gündür evde yoktuk ve ev gerçekten çok pisti. Sizi açıp ondan sonra temizliği yapsaydım olmayacaktı. O nedenle dedim ki hemen bir evi sileyim, süpüreyim, böyle bir içim rahat etsin, ondan sonra kamerayı rahatlıkla açayım dedim. Enerjiyi nereden aldığımı da bilmiyorum ama böyle bir enerji geldi bana ve hemen evi sildim, süpürdüm. Çamaşırları attım, çamaşırları serdim. Onları çok göstermedim çünkü her vlogta da gösterince böyle sıkıcı mı oluyor diye düşünüyorum. O nedenle onları hızlı hızlı hallettim. Şu an kahvaltı hazırlama aşamasındayım. İki tane yumurtayı haşlamaya koydum. Haşlama yumurta canım istedi bugün. Onu yiyeceğim. Şöyle bir tabak hazırlayayım kendime dedim. Ha, ne diyordum ben? İki gün biz evde yoktuk. Neden yoktuk? Yozgat'a gittik. Ne yaptın Yozgat'a dersen? Ani bir şekilde, yani hiç planlanmamış bir şekilde Yozgat'a gitmek zorunda kaldık. Yeni bir araba aldık oradan. Oradan geldik. Bayağı yorucuydu. Buradan İzmir'den Yozgat 10 saat otobüse gittik. Dönüşte kalmadan geri geldik. Arabada şöyle bir 2 saat, 3 saat uyuduk, geri kalktık, geri sürdük. Bayağı yorucuydu bizim için. O nedenle bugün evimizdeyiz şükür. Dün geldik. Dün full bütün gün uyuduk yani. Akşama kadar uyumuşuz. Bugün böyle biraz kendimize geldik. O nedenle şu ocağın altını biraz kısayım çünkü biraz kayısı kıvamını da seviyorum ben. Hatta kapatayım, o pişer ocakta. O nedenle biraz yorucuydu evde, pisti, onu hallettim yani içim rahat etti. Bugün kendimize geldik. Ha bu arada biz dönüşte bir de hastaneye uğradık, serum yedik. Çünkü Ali çok hastaydı. Bu arada bir salgın var, herkes hasta. Herkes hasta olduğu için bugün bu videoda bir tane tarif paylaşacağım. Bu her sabah içilebilecek bir içecek diyebilirim. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten. Çok hani abartmayacağım ama deneyin lütfen. Bağışıklık sistemimize çok iyi gelecek. Ve ben her gün böyle küçük bir bardak içmeyi düşünüyorum. Eskiden yapıyordum ama bir ara bıraktım ama ben de boğazlaştı, kulak ağrısı, bir de yol yaptık, daha ağırlaştı. O nedenle dedim ki hemen tekrar başlayacağım. Böyle zencefilli bir shot hazırlayacağız. Onun tarifini vereceğim bugün. Kesin aklımda yani. Çünkü herkes hasta. Konuştuğumuz herkes hasta. Bir salgın var, domuz gribi varmış bu arada. Haberiniz olsun. Dikkatli olalım aman. Maske takmamız gerekli aslında ama takmıyoruz. O da var. Yani bugün beraberiz. Akşama dışarıya çıkacağız kız kıza. Komşularımla demek istiyorum ama biz böyle komşu kelimesini pek sevmiyoruz. Bayağı arkadaş olduk. Belçika'da çok komşu şeyimiz yok ama ben burada gerçekten gerçek ablalarla tanıştım. Sizi de tanıştıracağım. Yani videomda olurlar. Ya akşam böyle bir planladık bir hafta önceden. Cuma günü akşam kendimize vakit ayıracağız dedik ve bir yere gideceğiz, böyle yemek yiyeceğiz, işte bir şeyler içeriz falan, böyle biraz kafa dağıtacağız. Tam zamanı yani vloguma malzeme güzel olacak diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Böyle kısa bir özet geçtim. Hadi o zaman let's go! Bu arada yeşil çay yapacağım. O nedenle onu da hazırlayayım kettle'da. Tamam, kettle'ımıza su koyalım. Şöyle küçük bir kase var, salata değil de böyle maydanoz, dereotu, salata doğrayabilirim, salata kasesi de yapasım var aslında. Yaparım ya, yaparım. Ay. Thank you.
Bir salata yaptım. Karabiber, pul biber, tuz, çörek otu, en sevdiğim ve zeytinyağı. Çok özenli bir tabak olmasa da gerçekten çok acıktım. Hiç sunuma bakmadan bunu yiyeceğim. Çok acıktım. Şurada çayım da hazır. Hemen salona geçiyorum. Yan taraftaki inşaat daha halen bitmedi. Ve bir süre bunu dinleyeceğiz arkadaşlar. Biraz YouTube'da vlog izleyeceğim. Sevdiğim vloggerlar var. Ben bu arada Kore'de yaşayanların vlogunu izlemeyi çok seviyorum. O kadar sakin, sessiz böyle beni dinlendiriyorlar. Çok güzel oluyor. Ve mutfaktan sesleniyorum tekrar. Yemeğimi yedim. Şöyle kendime geldim. Enerjimi topladım. Ve söz verdiğim gibi bağışıklık sistemini güçlendiren içecek, shot diyebiliriz. Her sabah içebilirsiniz. Şöyle küçük bardaklarda, shot bardaklarında içmenizi tavsiye ediyorum. Malzemeler çok basit. Yarım limon, bir adet greyfurt, zencefil. Arkadaşlar, acil bir durum. Size en son malzemeleri anlatıyordum değil mi? Ama Derya abla, aşağı komşumuna ihtiyacı var bir şeye. Ay, cümleleri kuramıyorum. Müşterisi ipek kiprik yapıyor ve bir malzemesini evde unutmuş. Onu onun yana götürmek zorundayım yani. Müşteri yanındaymış. Hemen üstüme bir süt giydim. Şu an bunu niye sürüyorum onu da bilmiyorum. Onu da sürmem. Saçımı tarayayım ve hemen onu bırakıp geleceğim. Acil bir durum olduğu için hemen çıkmam lazım. Acele etmem lazım. Tamam. Şöyle. Sonra gelince artık içeceği yaparız. Şöyle. Tamam. Ben çıkıyorum hemen. İzmir'de hiç bu kadar yağmur görmemiştim arkadaşlar. Yaklaştım ben. Devir teslim yapacağım. Az kaldı. Ve devir teslim. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim benim kurtarıcı meleğim. Hadi görüşürüz yavrum. Hadi bol şanslar. Rica ederim, ne demek. Ve evdeyim arkadaşlar. Bıraktım geldim hemen. Nerede kalmıştık? Malzemelerde tekrarlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir parça zencefil, taze zencefil. Bir adet greyfurt. Yarım limon. Ve şöyle bir adet havuç. Ve ben içerisine zerdeçal da koyuyorum. Şimdi şöyle bir robota ihtiyacımız var. Bunların hepsini doğrayıp içine atacağım. Yani limonun suyunu değil, hem suyunu hem de şu
şu kendisini, kabuklarını soyacağım sadece. Bunları yapacağım, size de göstereceğim. Ama ve lakin, pardon, Reels çekeceğim için size gösteremeyeceğim. Size sonucu gösteririm. Çünkü sadece bir kameram var. Onunla da bir Reels çekeyim ve Instagram'a paylaşayım dedim. Eğer isterseniz oradan da bakabilirsiniz. O zaman ben şu Reels'i çekeyim. Sonra size de sonucu göstereyim. Oh be diyorum. Şu rahatlık gerçekten çok güzel bir şey. Saat daha erken ya. Son bir saat kala ben hazırlanmaya başladım zaten. Saçlarım aşırı derecede dökülüyor. Hep kullandığım göçmen kremini kullanıyorum. Yüz için beyaz kapaklı olanı. Oh, çok güzel. Dolabı açınca annemin yaptığı pestili görünce bir tane bunları yiyeyim dedim. Daha ne hazırlayacağımı bilmiyorum. Bir taraftan kurulmuş sevgisim var. Diğer taraftan meyve yoğurt. Bu da bayağı güzel oluyor ya. Bunu annem balla yapıyor. Elma, bal, tarçın ve ceviz. Çok güzel. Hava çok güzel oldu. Size de göstereceğim. Çok güzel değil mi ya? Yağmur yağdı ve yağmurdan sonra. Kafam çok karışık demiştim ve kahveden vazgeçtim. Kendime kiraz sapı hazırladım. Burada da bir kafa karışıklığı. Biraz şu kuru yemişten yiyeyim dedim. Bir de yanına bundan almak istedim. Çünkü canım çok tatlı istedi. Bu bayağı güzel ama bunun içeriği artık değişmiş. Ben ilk çıktığında almıştım. Şeker ilavesiz ama bu yenisinde glikoz şurubu var. Yani dikkat edin alırken. Trendyol'dan almıştım bunu. Yani bunları yiyeceğim. Belki acıkırsam tekrar bir yoğurt falan yerim ama. Şimdi bunları bir yiyeyim. Çünkü acıktım. A category that includes autistic people. Jianghong, say goodbye. Say I apologize for my interruption, Attorney Wu. Thank you. Şimdi kıyafetimi giydim. Böyle bir tane gömlek giydim. Gösteririm sonra. Şimdi şu saçımı biraz kurutacağım. Çünkü arkaları daha kurumadı. Sonra ne yaparım bilmiyorum. Düzleştireyim mi diyorum. Galiba düzleştireceğim ya. Şöyle makineyle yaptım. Ama yeterli değil. Neyse. Açmayayım dedim ama mecbur düzleştiriciyle de geçireyim üstünden. Bu konularda biraz üşengeçim galiba. Evet. Bunu fark ettim şu an. Şunu açmamak için denedim ama aslında ilk önce bunu açsam daha az efor harcamış olurum ama yapmıyorum. Kolay işe kaçıyorum ama olmuyor. Aslında oldu ama istediğim gibi olmadı. Şöyle. Tamam. Şimdi ısınsın. Bu benim bir 12 yıllık düzleştiricim. Bayağıdır bayağı kullanıyorum. İlk düzleştiricim annem almıştı. Daha halen bunu kullanıyorum. Babyliss. Böyle buharlı su koyuyorsun buna. Bence kullanmıyorum ama bayağı
İyi. Maşallah maşallah diyeyim. Isınmış. Ve çok hızlı ısınıyor Allah'tan. Yer değişikliği yaptım. Şimdi diğer banyoya geçtim. Burada daha çok makyaj malzemelerim olduğu için burada daha hızlı yapabiliyorum. Şimdi şu göz altı kremi sürdüm. Buraları hızlı hızlı geçiririm diye düşünüyorum çünkü sıkılıyorsunuz diye düşünüyorum. Yani makyaj hep aynı şey. Maskara. Bunu daha fazla süreceğim. Normalde günlük az sürüyorum ama. Bu arada ışık çok kötü ama şu gömleğime giydim, altıma da kumaş bir pantolon. Ayakkabı olarak ne giyeceğimi bilmiyorum ama böyle oldum. Bu arada ben salonu biraz değiştirdim arkadaşlar. Hatırladığınız üzere şöyleydi normalde L ve burası açıktı. Bu aksesuarlar buradaydı. Ben böyle kışın daha yakın böyle televizyona işte daha küçük yerleri daha çok sevdiğim için bu şekilde yaptım. Bayağı beğendim. Arkadaşlar biz geldik. Şöyle. Birazdan canlı müzik başlayacak. O nedenle sizi açamayacağım telifinden dolayı. Yani bir merhaba demek istedim. Yemek siparişi de verdik. Ay şu buradan. Kameraman yardımcısı gibi aynen. Işık tutuyor çünkü çok hiç yok ışık. Neyse biz geldik. Yemek falan yiyeceğiz. Sonra açarım sizi. Tam 2,5 saat sonra yine banyodayım arkadaşlar. Ay çok güzel bir akşamdı. Gerçekten hani bayağıdır istiyorduk biz. Çok eğlendik. Size çok fazla göstermedim çünkü müzikli bir ortamdı ve telif yiyorum. O nedenle böyle arada bir şeyler çektim ama çok böyle güzel bir şeyler olmadı biliyorum. Ama çok eğlendik. Biz gerçekten hani bağıra bağıra müzik söyledik ve sesim kısılmış benim. Şimdi eve geldim. Hemen şu yüzümü temizleyeceğim. Bir ağırlık var. Ay. Bu arada benim nerede pamuğum kalmamış. Şuradan ay o kadar çok bağırmışım ki sesim gitmiş. Şuradan hemen yüzümü temizleyeceğim. Şöyle. Rahatlamak istiyorum. Yıkayayım hemen tekrar geleceğim. Ve şu kremimi de sürüp sonra hemen yatışa geçeceğim çünkü saat 2 oldu. Ve benim bu saate kadar durmam büyük bir kelimelerimi bulamıyorum. Çok acayip bir şey yani benim bu saate kadar ayakta durmam. Normalde ben erkenden uyurum. Oh. Ay beyazladım. Arkadaşlar benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle günlük bir vlog oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.